Nişan, söz, evlilik, sünnet derken düğün sezonu açıldı. Altın alışverişleri başladı. Ama piyasada sahte altınlar dolaşıyor. Altın fiyatının artması insanların sahtekarlığa doğru yönelmesine sebep oldu. Özellikle Türk parasının basımı büyük cezalar verdiği halde bir cumhuriyet altını, çeyrek altın basımında hiçbir ceza yok. Ve bugün gidin bijütericilerde 5 liraya 4 liraya çeyrek altını satın alabiliyorsunuz. Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar hem düğün sahiplerini hem de kuyumcuları sıkıntıya sokuyor. Bu insanlar da bunları alıp düğünlerde sanki bir çeyrek altın takıyormuş gibi takarak düğünden çıkıyorlar. Bu da ondan sonra diyor ki millet işte kuyumcu sahte altın satıyor. Aslında öyle bir şey yok. Bijütericilerden aldıkları altınları düğünlere takıyorlar. İnsanlar da bunu kuyumculara lanse ediyor. Peki sahte altınla gerçek altın arasındaki fark nasıl anlaşılır? Onların da sahteleri çok var. Ona aldanmasınlar. İyi arayı görmedikleri sürece altın almasınlar. İçinden jelatin çıkıyor altın yerine. Kuyumcular altın alışverişinin bilindik yerlerden yapılması hususunda uyarıyor. Altını kuyumcudan alsınlar. Bir vatandaş işte benim altınım var ben sana bunu vereyim kuyumcuya gitmeyelim deyip aldıkları altınların yarısından çoğu sahte çıkıyor. Bir de güvendikleri yerlerden alışveriş yapsınlar. İşte ben sana şu küçük altını vereyim 10 lira ucuz 20 lira ucuz kişilerden almasınlar gidip kuyumcu dükkanlarından altınlarını alsınlar.